Hatice Bey merhaba. Merhabalar. Ne zaman yaşlanacaksınız efendim? Ya teşekkür ederim. Vallahi bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. 10 sene önce de aynıydınız, hala aynısınız. Sağ ol, mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Efendim, bu sokak hayvanlarının uyutulması, parantez içinde öldürülmesi gündemde. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Sizce bu bir soykırım mı? Ya kesinlikle. Şimdi Türkiye'de genel olarak bizim kültürümüzde sokak hayvanlarıyla böyle bir iç içelik vardır. Ama şöyle bir gerçek de var. Tabii böyle bir sorun yoktur demek, hani böyle bir sorun yoktur demek de bunu kulak arkasına atmak da kötü. Eğer sağlıklı bir şekilde bu hayvanların yaşayacağı bir ortam, bu barınaklar diyorlar ya, barınakların durumu işler acısı arkadaşlar. Evet. Ben gittim gördüm, yani orası işkence evi gibi. Kesinlikle. Yani insan olarak insan barınakları olsa, beni barınağa mı koyarsanız hani kafama sıkın daha iyi. Çok kötü ortamlar. Hayvanlar aç, birbirlerini yiyorlar, pislik içindeler. Yani öyle barınaklar ki. Önce barınakların rehabilite edilmesi lazım. Tabii düzgün, hani hayvanın güzel yaşayacağı bir barınak olayı yapılırsa bu çözülür. Ama dediğim yani sokaktaki hayvan, bizim burada bir şey yok. İstanbul'da biz hadi şehirlerde huzur içinde yaşıyoruz. Tabii kırsalda böyle değil. İnsanlar tarlasına gidiyor, bahçesine gidiyor, çocuklar okula gidiyor. Bu bir sorunu... Bu katliam olmadan kansız bir şekilde bitirmek lazım, açık söyledi. Ama böyle bir sorun var. Yapay zeka ile aran nasıl? Yapay zekayı çok seviyorum, evet. Ya ben kullanıyorum. Şimdi bir tane bu ChatGPT 4 çıkarmış. Evet. Ben hatuna aşık olmaya başladım. Hanım kıskanıyor diyor. Kimle konuşuyorsun? Diyorum yapay zeka ile konuşuyorum. Yo, cilve yapıyor sana diyor. Yapay zeka gibi konuşmuyor. Dedim yok hayır. Ben, sen dedim bunun konuşma tarzını seçiyorsun dedim. Cilveli konuş dersen cilveli konuşuyor dedim. Tam da o konuya değineceğim. Avrupa'da acayip yaygınlaşmaya başlamış yapay zeka ile flört. Cem Yılmaz'ın var ya. Sen o orospuyu mu dinleyeceksin? Beni mi dinleyeceksin? Bu gitgide oraya gidiyor. Yuva yıkacak yani. Enteresan yere gidiyor olaylar. Bodrum lahmacunu bu sene 1200 liradan açıldı. Yuh. Bak ben Bodrum'u çok severim. Giderim gelirim, tatile de giderim ama şimdi adamların 3 ay sezonu var. Onlara da kızamıyorsun. Diyor ki şimdi bak kardeşim, açık söyleyeyim. İki tür adam var. Birisi parası var yiyor. Diyor ya param var yiyorum. Gider yer. 1200 lira lahmacun koymaz. Ama sen 3 kuruş paranla veya cebindeki işte dımdızlak bir şekilde gidip orada 1200 lira verirsen kerissin. Hiç yedin mi abi? O kadar para vermedim. Yani ben açık söyleyeyim. Gittiğim orada lahmacun yemeye gitmiyorum. Denize girerim. Şunu yaparım. Olmadı bir kadeh bir şey içersin. Ama hani 1200 lira da kusura bakmayın. Zengin bile olsa zaten zengindeki amaç şu. Oradaki amaç. Diyor ki kardeşim ben gariban fakir adam görmek istemiyorum çevremde. Burada yiyorum içiyorum diyorsa kendi zaten gidip oraya o parayı verir. Hakkıdır da. Peki 1200 lira lahmacunun içinde ne olabilir abi? Ben sana şimdi eşek olsa yiyeceksin yani. Nereden anlayacaksın ki? Sonuçta et yani. Ben Adanalıyım. Bizim Adana'da yani eşek yemeyen bir Adanalı yoktur gibi. Çünkü bizde biliyorsun eşek ve sucuk falan bunlar ata sporu yani. O yüzden eşek mi yiyorsun artık, ne yiyorsun belli değil. 1200 lirayı tıkır tıkır ödüyorsun yani. Özellikle son dönemlerde genç kızlar arasında çok moda oldu bilmem. Sosyal medyada illa ki önüne düşmüştür. Bu kozmetik ürünlerindeki indirim çılgınlığı. Birbirlerini parçalıyorlar. Geçen gördüm. Yani, geçen gördüm. Nereye gidiyor bu olay? Ya şöyle söyleyeyim. Kozmetik ürünler iki şeyi yol açtı. İşte Dilan Polat gibi insanların türemesine. Özellikle bu influencerlarla başlayan. Tabii ki dürüst yapan insanlar tabii ki var. Çok kaliteli iş yapanlar. Ya arkadaşlar ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Bu konuyu iki açtım. Ya arkadaş ben yıllardır ben de çok kokoş bir adamım. Bakımıma sen dedin ya genç kız bakımıma falan çok dikkat ederim. En iyi kremleri alırım falan. Ben sana bir ya basit böyle kıçı kırık bir ürün bile, bir hani yüzünü nemlendirmek bile iyi gelir. Ha bir şeye 2000 lira 5000 lira vermişsin, ha 100 lira vermişsin. Ama şunu söyleyeceğim, birçok aldıkları bu influencerlardan aldıkları birçok ürün kalitesiz, çok ucuz ürünler ve çok pahalıya alıyorlar. Merdiven altı üretiliyor. Böyle yani içinde ne olduğu bellisiz, birçoğu denetim bile yapılmıyor. Gençlere ben buradan tavsiye ediyorum, buradan almasınlar. Gerçekten düzgün ismi, marka yazılan yerden alsınlar. Hani çok büyük paralar vermelerine de gerek yok. Ben size söyleyeyim, biz eskiden mesela vazelin, yara kremi, yanık kremi, vazelin, nemlendirici, güneş koruyucu. Vazelin ya, basit bir vazelin. Hepsini halleder. Bu kıyamı da unutmasınlar. Bir trafik kazası yaşandı Türkiye'de. 17 yaşındaki bir genç bir babayı hayattan kopardı ve annesiyle birlikte Amerika'ya kaçtı. Ya. Yani bu konuda takipçisi olmaya çalışıyoruz ama bu konuda neler söyleyeceksiniz? Neden biz buradaki bu sıkıntıyı sürekli yaşar hale geldik? Ben de gündemde tutuyorum. Şöyle söyleyeyim. Ülkede böyle bir genel anlamda böyle insanların bir yargıya, yasalara güveni kalmadı bu anlamda. Şimdi giden bir can var ortada. Ben onun yerinde olsam genç bir çocuk. Tabii ki kastı yoktur. Bir anne olarak, bir anne baba olarak getiririm o çocuğu. Derim ki ben çocuğuma inanıyorum. Çıkartırsın abicim şeyin karşısına, adaletin karşısına. Suçu varsa, bir cezası varsa çeker. Karşı tarafın vicdanına dokunur bu. Der ki ya biz de hani şikayetçi olmuyoruz der. Bir şekilde arayı bulursun. Ama bu şekilde bir de hani ben o hanımefendi galiba telefonlarını falan almış oradaki yaralıların, kazazedelerin. Kardeşim
Ya vicdan yok mu ya? Bu bir de şu ülkede şundan nefret ediyorum. Ya parası olan her şeyden yırtıyor. Paran varsa hapse de girmiyorsun. Paran varsa ceza da çekmiyorsun. Ha bu ne oluyorsa gariban oluyor bu ülkede ya. Ya kardeşim bir sosyal bir adalet kurulsun. Zenginim, param var, ben kaçarım Amerika'ya giderim diyorlarsa Allah diye bir şey var arkada. İlahi bir adalet var. Bir yerden çıkar, anladın mı? Ne adalet. Zaman döneceğim müziğe? Başladım dönmeye de gizli gizli çalışıyorum. Biliyorsun bir ara beni Yunanistan'a itelediler. Çalışmalarımı gizli sürdürüyorum başka bir yere itelememek için. Bu ham çökelek kıvamında bir şey mi olacak? Çünkü hala biz oradayız. 90'lardaki o ham çökelek kıvamındayız. Ya, ama bir şey söyleyeceğim. 90'lar güzel zamanlar. Yani ben şimdi hala insanlar bizi gördükleri zaman bile bu yeni nesil meyhanelere bir gidiyorsun. Demek ki bütün şarkılar, Türkiye'deki en güzel şarkılar 90'larda yapılmış. Başka şarkı duymuyorum. Şimdi gençler var, çok güzel iş yapanlar, müzik yapanlar da var ama abi iki tane şarkıyla ne oldum oluyorlar. Yani bence biraz daha böyle şeyi bilsinler. Hani hadlerini bilmek iyidir. Bu dünyada yeri dolduramayacak hiç kimse yoktur. Biz de şöhreti yaşadık, parayı pulu yaşadık. Hepsinin bir zamanı, bir sonu var. Hani bugün baktığın zaman hala bir Tarkan var. Hala bir Mustafa Sandal, hala bir Serdar Ortaç. Gerçi Serdar'ı TikTok'tan beri getiremiyoruz. TikTok'ta hepimize küfrediyor. Ana avrat küfrediyor bize. Ana avrat küfrediyor bize. Serdar niye böyle yapıyorsun kardeşim? Yeri dolduramayacak hiç kimse yoktur. Biz de şöhreti yaşadık. Parayı pulu yaşadık. Hepsinin bir zamanı, bir sonu var.